Kamera karşısında olmayı çok özlemişim. Yeniden merhaba arkadaşlar, hayatıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılını değerlendireceğiz. Biliyorum bayağıdır ortalıkta yoktum, o yüzden kısa bir açıklama yapmak isterim. Okulum inanılmaz yoğun. Programımı düzgün yapamıyorum, uyku düzenim rezalet durumda. Ve en büyük sebebi de kafamı toplayamıyorum. Her seferinde bir videoda bir şeylerin eksik kaldığını düşünüyorum. Ve bir şey mükemmel yapamayacaksam hiç yapmıyorum. Terapime atıfta bulundum burada. Ondan da bahsedeceğim tabii ki videoda. Ve ertelemek de benim başa çıkma mekanizmalarımdan bir başkası. Erteleye erteleye aylardır video çekmiyorum. Ya hiçbir şey yapmıyorum ya da yapınca her şeyi bir anda yapıyorum. Şu anda da inanılmaz yoğun bir dönemimdeyim. Sınav dönemim yaklaşıyor. Stresten çatlamak üzereyim ama bunu da yapıyorum. Her neyse, bugün burada toplanma amacımız 2022 yılını değerlendirmek, dediğim gibi. Hiç plan yapmadım. Aklıma geldiği gibi konuşacağım. Kahvemi aldım. Siz de kahvenizi alın, gelin. Biraz sohbet edelim. Instagram'da tabii yeni yıl akımları. Ben de o akıma katıldım. 2022 yılın 90 fotoğrafta anlattım. 150 bin defa falan dönüp dönüp izledim videoyu. Ne kadar güzel bir yıl geçirmişim bu yıl. Ne kadar dolu dolu her şeyle, hüznüyle, mutluluğuyla, mutsuzluğuyla, heyecanıyla, depresyonuyla. Gerçekten müthiş bir yıl geçirdim. Bugüne kadar geçirdiğim en güzel yıllardan biriydi galiba. 2018-2019 arası da bayağı güzeldi. Ama 2022 gerçekten hayatıma damgasını vurdu. Bu videodan sonra da yeni yıl hedefleriyle alakalı konuşmak istiyorum ve hedeflerinizi nasıl gerçekleştirebileceğimizle alakalı size tiyolar vererek konuşmak istiyorum. Kasım sohbeti gelmedi. Konuşacaklarımı not almıştım zaten çoktan. Kasım sohbeti adı altında değil ama bir sohbet videosunda bunlardan bahsedeceğiz. Bir de Aralık sohbeti gelecek. 2022 dediğim zaman aklıma seyahat, farkındalık ve gelişim kelimeleri geliyor. Hepsi çok anlam ifade ediyor benim için. Böyle eğer sizin de aklınıza gelen kelimeler varsa ya da işte Suda şöyle söyledin, ben de kendi yılımla alakalı bunu söylemek istiyorum falan derseniz yorumlarda mutlaka buluşalım. Sizin için önemli olan kelimeleri, önemli olan anları falan da duymak çok isterim. Neyse, başlayalım Ocak'tan. 2022'ye girerken bu tarz bir video çekmedim. Ama ondan önceki bütün senelerde o seneyi değerlendirdiğim videolarım var. Şu an üstümde olan şeyi 2018'e girerken çektiğim videoda giyiyordum. Yine yılbaşı ruhunu yansıtan, hep yılın bu dönemleri giyiyorum bu kazak. Ama geçen sene çekmedim. Çünkü yoldaydım. Aralık ayının sonunda erkek arkadaşımla beraber Almanya içinde bir seyahate çıktık. Benim yapmak istediğim, en çok yapmak istediğim şeylerden biriydi. Arabayla seyahat etmek. Yeri geldiğinde arabada kalmak falan. Bu sene o hayalimi defalarca gerçekleştirdim. Ve yılbaşına girerken Düsseldorf'taydık. Ah, yılbaşı. Yılbaşına girdiğim an benim için çok enteresan bir andı. 3-2-1 saydık, her şey güzeldi. Ama böyle 1-2 saat sonra şey düşündüm. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Ve neden buradayım? Çünkü benim o yılbaşına girerken çok çok daha farklı hayallerim vardı. Farklı kişileri içeren hayallerim vardı. Hayat her zaman öyle hayal ettiğiniz gibi, planladığınız gibi olmuyor. Hele ki insan ilişkilerini bence hiç planlayamıyorsunuz zaten. Bu yıl öğrendiğim şeylerden bir tanesiydi. Ama ilk böyle hayatımla alakalı ben neredeyim, ne yapıyorum ve neden buradayım sorgulamasını o an yaşadım. Benim için zor bir andı. Hani yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer derler ya. Bu şekilde 2022 yılının böyle bol bol sorgulamalı ve farkındalık yaşamalı bir yıl olacağının sinyallerini o zamandan hayat bana veriyormuş yavaştan. Ocak ayı benim için çalışmakla geçen bir aydı. O dönemde Almanya'daydım ve bir fabrikada çalışıyordum. Havanın böyle en erken kararıp geç aydınlandığı dönemlerden bir tanesiydi. Hiç güneş görmediğim bir dönemdi. Ve yaşam koşullarım da çok iyi değildi. Bulunduğum evden pek mutlu değildim. Erasmus'taydım o sırada bu arada. Bilmiyorsanız, kanalıma ilk defa geldiyseniz hoş geldiniz. Hoşunuza giderse abone olup beğene de tıklarsanız çok sevinirim. Şimdi bol bol yemek yaptım ben bu sene. Çokça tarif denedim. Bazıları olmadı. Yemeklerde tuz ve baharat kullanmayı öğrendim. Bazı şeyler gerçekten sadece tecrübeyle öğreniliyormuş. Gelelim Şubat'a. Şubat ayında böyle spesifik bir şey olmadı açıkçası. Ama erkek arkadaşım Bremen'de yaşıyordu. Ben Lüneburg'da yaşıyordum. Ve sürekli Bremen, Lüneburg arası gidip geldiğimiz bir sürece girmiştik. Ve onun yaşadığı ev çok enteresan bir evdi. Böyle 5-6 kişi, çok çok değişik insanlar.
hiç unutmayacağım bir oda. Oda iki katlı ama bir katı böyle asma kat gibi. Tahta bir asma kat ve merdivenle çıkıyorsunuz. Yatak da orada. Ayağa kalkamadığınız, hatta dizinizin üstünde bile dik duramadığınız falan büyüklükte küçücük bir yerdi. Mükemmel hisler yaşattı bana o ev. Hiç unutamayacağım şeyler yaşattı. Erkek arkadaşımın hiç mobilyası yoktu. Bütün mobilyalarını benim odamda bıraktı, benim eşyam olmadığı için. Ve sıfırdan ona o dönemde sıfırdan mobilya yaptık. Hatta odasına girdiğiniz zaman onun odasından başka bir odaya daha geçiliyordu ve Almanya'da her evde bütün odalar kiralandığı için başka bir insan onun odasından geçerek kendi odasına geçmesi gerekiyordu. Ve odasına böyle sıfırdan tahtadan kendimiz ellerimizle duvar yaptık. Ve çok el işi yapmayı öğrendim. Tahtayla çalışmayı çok öğrendim. Bir şeyler yaratmayı, bir şeyler üretmeyi öğrendim. En güzel satın aldığınız mobilya bile, en pahalısı, en havalısı, en bilmem nesi sizin yaptığınız şeyden daha güzel olmuyor ya. Harcadığınız emek daha fazla değer vermenize sebep oluyor. Yoğun duygular hissediyorsunuz yani, çok anlamsız olsa da. Ve Şubat ayında onun tekrar taşınması gerekti. Eşyalar çok derme çatma ve o eve göre yapılmış eşyalardı. O yüzden o eşyaların bazılarından vazgeçecek olmak, yaptığımız duvarı yıkacak olmak falan o dönem çok koymuştu bana. Çok güzel anlarımız oldu. Çok eğlendik. Çok güzel şeyler paylaştık. Her anımız beraberdi o dönemler. Benim çalışmam ya da okula gitmem gerektiği zamanlarda beraber Lüneburg'a geliyorduk. Onun okula gitmesi gereken zamanlarda beraber Bremen'e gidiyorduk. Sonra Mart'ta sınavlarım vardı. Erasmus'taki ilk sınavlarıma Mart'ta girdim, ilk dönemin sonunda. Alman eğitim sistemini bayağı anladığım bir dönemdi o. Ve Türkiye ile karşılaştırıp işte nedir eksik, neler değiştirilebilir, nasıl olsa daha iyi olurdu falan diye düşündüğüm. Yine dediğim gibi bayağı farkındalıkla geçen bir süreçti. Geçtim başarıyla, sınavlarımı tamamladım. Bütün derslerimi verdim. Ve sonra Mart ayında Türkiye'ye geri döndüm. Böyle bir 10 gün kadar falan kaldım. Eşyalarımı değiştirmem gerekiyordu. Çünkü ben oraya sadece kışın kalırım diye gittim. Ama orada iş buldum. Maddi olarak kendimi idame ettirebiliyordum. Bir de erkek arkadaşım vardı. Farklı bir motivasyon vardı tabii ki. O yüzden ikinci döneme de uzatmaya karar verdim. Ama yazlık hiçbir şeyim yoktu yani yanımda. O yüzden Türkiye'ye geldim. Bavul değiştirmeye geldim diye geldim aslında. Ama burayı ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Ben annemden hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre uzak kaldım. İşte 2 haftadan daha uzun bir süre bu evden ayrıldığım, bu odadan ayrıldığım hiç olmamıştı. İlk defa kendi evim oldu Almanya'da. Enteresandı buraya dönüşüm, sevdiklerimi görmem, ana dilimi tekrar konuşabiliyor olmam. Türk kültürünü ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Esnafla sohbet etmek diye bir şey varmış yani bizim ülkemizde. Ana dilimle iletişim kurmayı çok özlemişim. Ailemi çok özlemişim. Kedilerimi çok özlemişim. Arkadaşlarımı inanılmaz özlemişim. Özlemişim de özlemişim. Özlemeyi hatırlattı tekrar. Çünkü orada olduğunuz zaman, yani hayat telaşı içerisinde olduğunuz zaman bazı şeyleri ne kadar özlediğinizi fark edemiyorsunuz. Ve ben hani Türkiye'den böyle kaçar gibi gittim. Bu kadar özleyeceğimi fark etmemiştim. O yüzden ikinci okul dönemi benim için daha böyle özlemli geçti. Burayı özlediğimi, özleyebileceğimi fark ettim çünkü. Ondan öncesinde hani hep böyle yurt dışına gidenler wow, Avrupa harika gibi konuştuğu için hiç yurt dışına çıkmanın zorluklarını ve orada sizi aslında psikolojik olarak ne kadar ağır bir sürecin beklediğini insanlar pek bilmiyor. Ve ben de hani abi Avrupa'da Türkiye özlenir mi ya falan diye böyle bir önyargıyla gittim. Hiç öyle değilmiş. Bir başka farkındalık kapımı çaldı yani o sırada. Gelelim Nisan'a. Ben Nisan'da bir insandan hayatımın en büyük darbesini yedim. Çok çok yakınım olan bir insandan bile bile kötülük yapıldı bana. Hiç düşünmemiştim bir insanın, size bu kadar yakın olan bir insanın size bile bile kötülük yapacağını. Galiba üniversiteye başladığımdan beri ilk defa bana biri bilerek kötülük yaptı. Ya bayağı kötülük yaptı hani planlaya. Hiçbir sebebi, motivasyonu olmadan. Hayatımın en büyük şoklarından bir tanesiydi. Fakat zor olmadı atlatmak. Ben bu olayda ne kadar güzel öfkemi kontrol ettiğimi, nerede, nasıl tepki vermem gerektiğini çok güzel başardığım bir olaydı yani. Özellikle öfke kontrolümle alakalı kendimle gurur duydum. Çünkü bize hep şiddet öğretiliyor. Sadece toplumda değil, filmlerde, dizilerde, sadece Türkiye'ye bakmayın lütfen. Tüm dizilerde biz şiddete tanık oluyoruz sürekli ve şiddetin ne kadar normal bir şey olduğunu falan düşünüyoruz. Asla değil.
Asla değil yani, hele ki fiziksel şiddet yani inanılmaz ilkel bir olay. Bununla alakalı bir videom vardı, köşelere bir yerlere bırakırım. Ondan sonra bana böyle bir güvensizlik geldi hayatta. Böyle her an herkes her şeyi yapabilirmiş gibi hissettim. İnsanlara karşı güvenim çok kırıldı ve inanılmaz bir iç sorgulamaya girdim o dönemde. Çünkü diğer arkadaşlarıma bakış açım değişmeli mi? Nasıl değişecek? Güvenim kırıldı. Şimdi nasıl hayatıma devam etmeliyim? Tamam, tepkiyi verdik, ilişkiyi de kestik. Mükemmel, ama bundan sonra senin o mindsetinde, o zihninde değişen şey, zihninde bu bildiğin olay seni nasıl etkileyecek sorgulamasına girdim. Hiçbir olay böyle tamamen bir şey oldu, bitti ve atlatıldı olarak devam etmiyor. O bilgi sizin zihninizde yer ediyor ve davranışlarınızı elbet ki şekillendiriyor. Ve ben bu olayın diğer ilişkilerime yansımaması için çok uğraştım. Ve işte ya nasıl yapar, vah vah tüh tüh falan diye kendimi yıpratmak yerine olayı olduğu gibi kabullendim. Üzüleceksem üzüldüm tabii ki, üzülmemek elde değil yani bu tarz olaylarda. Ama sonra yoluma devam ettim ve bu devam ediş sürecimde de çok sorgulayarak ve adım adım ilerledim. Sonra güvenle alakalı farklı bir bakış açısı kazandım. Güven demek bir insana bu asla şunu yapmaz, bu asla bunu yapmaz demek değil de, güven duygusunu içselleştirmeye başladım. Yani kendimde aramaya başladım. Kendime güvenmeye başladım. Şu asla bunu yapmaz falan demek yerine, bu kişinin bunu yapmayacağını düşünüyorum ama yaparsa da ben buradayım ve kendime sahip çıkarım. Çok gurur duydum kendimle o olaydan sonra. Ve ondan sonra bana böyle bir hallederiz ya kafası geldi. Hayatta kimse, yani gerçekten anneniz babanız bile, özellikle çocukluk dönemini atlattıktan sonra bence bunu fark ediyorsunuz. Anneniz babanız bile size sizden daha çok değer veremez ve sizin için en iyisini sizden daha iyi bilemez. O yüzden hayatta en temel şeyin kendim olduğunu fark ettim. Yani beni bu dünyada benden daha iyi tanıyan hiçbir insan olamaz. Bana bu dünyada benden daha çok değer veren hiçbir insan olamaz. Bu benim kendime verdiğim değeri, kendime olan güvenimi çok çok değiştirdi. Korkunç bir olay yaşadım. Bu olaydan sonra çok çok daha sıkıntılı dönemler yaşayabilirdim. Bu da gayet normal. Çevremdekiler bana mükemmel destek oldular. O yüzden sosyal çevreniz tabii ki çok önemli. Yanınızdaki insanlar çok önemli. Ve insanların size destek göstermediği zamanlarda onlardan destek istemek, bu konuyu konuşmak istemediğim zamanlar oldu, bu konu üzerine uzun uzun konuşmak istediğim ama hiç kimseyi dinlemek istemediğim zamanlar oldu. Çevrem bana ne istiyorsam onu verdi. Her şey bir bütün. Yani ne sadece siz varsınız, ne de sadece başkaları var. Siz de başkalarıyla olan ilişkinizde harmanlanarak gidiyorsunuz ama sizin için en iyisinin ne olduğunu bir tek en iyi siz bilirsiniz, eğer ki belirli bir farkındalık seviyeniz varsa. Ve evet, her an herkes her şeyi yapabilir bu hayatta. Ama aferin bana, aklıma hiç başka insanlar hakkında şüphecilik düşmedi. Sonra ben Almanya'ya geri döndüm ikinci dönem için. Ve ben Almanya'ya döndükten sonra dediğim gibi birkaç ay önce filonun taşınması gerekiyordu. Ama hala ev arayış sürecindeydi. Biz de şey dedik yani, burada ev var, neden boşuna bir daha ev arayasın? Hem de senin eşyaların, gel beraber yaşayalım. Tam o dönemde de ailesinin bir kamp arabası vardı. Kendi arabasıyla onu değiş tokuş yaptı ailesiyle. Ve Bremen'de olduğu zamanlarda kamp arabasında kalaraktan biz beraber yaşamaya başladık. Hayatımda ilk defa annem dışında biriyle beraber yaşadım. Aynı odada yaşadım. Başka insanlarla da evi paylaşırken. Çok güzelleştirdi hayatımı, odamı. Her şeyi çok güzelleştirdi yani. Ayrıca kamp arabasından kalmak da inanılmaz bir deneyimdi. Evimizi sırtımızda taşıyorduk ya. Her yere gidiyorduk yani. Ben o Almanya'nın otobanlarında kaç kilometre yol yaptığımı bilmiyorum. Hangi hiçliğin ortasında, hangi ormanda, kaç tane ormanda kaldığımı bilmiyorum. Arabada yemek yapmak, her şeyin böyle bir arada olması, ayağını uzatacak yer bulamazken arkanda devasa bir orman olması falan çok güzel anlar yaşattı bana. Biriyle aynı odada yaşamayı tatmak da çok enteresan bir tecrübeydi. Paylaşmak
Ve o dönemde biz böyle küçücük bir oda, dehliz gibi, asla ışık almıyor. Odanın penceresi böyle bahçenin arka tarafına bakıyor, şu kadarcık bir bahçe. Videolarımı lütfen izleyin, anlayacaksınız dediğimi. Biz oraya bir cennet yaptık. Yani gerçekten iki gönül bir araya gelince samanlık seyran oluyormuş. Ben 2022 yılında ne kadar güzel etkinliklere gittim. Çok eğlendim. Çok güzel şeyler yaşadım. Çok fazla insanla tanıştım. İnanılmaz fazla insanla tanıştım. Bu seyahat etmenin getirilerinden bir tanesi. Kesinlikle inanılmaz çok insanla tanıştım ve çok çeşitli insanla tanıştım. Yani nasıl tiplerle karşılaştığımı tahmin dahi edemezsiniz arkadaşlar ve hepsinden bir şey öğrendim. Yani bu böyle spesifik bir bilgi olmak zorunda değil öğrendiğiniz şey. Bambaşka insanların, hiç sizin daha önce görmediğiniz insanların da var olduğu bilgisini verse bile yeter aslında karşıdakinden alacağınız şey. İnsanlara olan saygım, anlayışım çok değişti. Ben inanılmaz anlayışlı bir insan oldum. Ve bununla beraber enteresan bir şekilde insanlardan beklentim de biraz azaldı. Bu sanırım o yediğim tokatın da etkisi. Genel olarak beklentim az. Ve hayır demeyi öğrendim. Eğer ki bir şey hoşuma gitmiyorsa, düşünce olabilir, bir konuşma olabilir, bir davranış olabilir, bir içecek, bir yemek, bir lokasyon olabilir, oradan uzaklaşmayı öğrendim. Hayır ya, ben bunu istemiyorum deyip arkamı dönüp gitmeyi öğrendim. Aman ayıp olur, bilmem ne falan diye insan kendi isteklerimden ödün vermemeyi öğrendim. Tabii ki hayatta bazı şeylerden ödün vermeniz gerekiyor falan filan ama dediğim gibi önce sizsiniz. İnsanlar çeşit çeşit, her şeyi düşünebilirler. Her konuda farklı değer yargılarımız olabilir. Her zaman her konuda aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Olmayalım da zaten. Çeşitlilik çok güzel bir şey. Bu insanı ruhen ve zihnen çok besleyen bir şey. Çevrenizde çeşitlilik olması. Ama her düşünceyi kabul etmek ya da her davranışı, var olan her davranışı yapmak, her akıma uymak ya da işte her gördüğünüzü almak zorunda falan değilsiniz yani. Geçelim Mayıs'a. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bu benim hayattan, varsa Tanrı'dan, böyle kafama bir balyoz düşmesiydi. Hani tokat falan değil, hani böyle kafama bir çekiçle vurdu. Sağlığımla alakalı çok ciddi bir problemim vardı. Almanya'dayım, hiçliğin ortası, küçücük bir şehirdeyim. Kazandığım para zaten sadece yediğime içtiğime yetiyor. Kimse yok çevremde. Flo vardı yanımda, erkek arkadaşım. Neredeyse 6-7 aydır hayatımda olan bir insandı ve onun dışında çevremde hiç kimse yoktu arkadaşlar. Korkunç durumla, o zor durumla tek başıma mücadele etmek zorundaydım. Ve o dönemde Flo'nun benim için etrafımda kelimenin tam anlamıyla pervane olmasına ben inanamadım. Sorumluluk almak böyle bir şeymiş. Başka bir insanın sorumluluğunu almak böyle bir şeymiş gerçekten. Ve Flo benden küçük, yaşça küçük. Çok enteresan bir dönemdi Mayıs ayı benim için. AT-11 diye bir belgeyle gitmişim. Sadece acil durumlarını karşılıyorlar. Onun dışında hiçbir şey karşılamıyorlar. Sigorta yok, hiçbir şey, para yok. Destek olacak kimse yok. Korkunç bir dönemdi gerçekten. Ama atlattım ve helal olsun bana. Fiziksel olarak kendime geldim. Fakat zihinsel olarak çok çok zor bir dönemdi. Instagram'daki akımları yapmak için videolara bakıyorum. Mayıs ayında hiçbir şey yok. Mayıs ayında ne bir fotoğraf, ne bir video. Hani sadece o süreçle alakalı olan birkaç bir şey var. Onun dışında bayağı çöp gibi uyuyup uyanmışım yani. Hatta öyle bir an yaşadım ki böyle evde iğrenç insanlarla yaşıyordum. Ev arkadaşlarımdan tiksiniyordum o dönemde. Flo'nun yanında olmadığı bir anda o kadar çok ağrım vardı ki, hani yatağa yatıp şey dediğimi hatırlıyorum. Evde kimse yok mu diye böyle bağırmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Çok aşırı zor bir süreçti. Annem endişelenmesin diye ona söyleyemedim falan. Zor bir süreçti, çok zor bir süreçti. Ama bakın bu iki rezalet şeye, bu iki şeye rağmen yine bu yıl çok güzel geçirmişim diyebiliyorum. Değer yargılarım bayağı değişti benim bu sene. Her neyse, bu olaydan sonra bedenimle alakalı inanılmaz bir sorgulama sürecine girdim. Anlamıyorum. Ne oluyor anlamıyorum. Hani
sürekli çalışan bir makine vardı. Bugüne kadar hiç düşünmediğim şeyler yapıyordu benim için. Bir anda bir şeyler bozuldu. Onu anlamakta çok zorlandım zaten. Bunlar da bence çok farkındalık yaratan şeyler. Ve bence farkındalık bedende başlıyor, vücutta başlıyor. Şimdi beden ve zihin olarak iki varlık olduğunu söyleyen insanlar var. Buna da dualizm deniyor bu arada. Descartes bunun öncülerinden bir tanesi. Ve farkındalığı davranışlarınızda, hayatınızda, çevrenizde yaşayabilmek için kendinizde farkındalık yaratmanız gerekiyor. Ve bunu ben şunu düşünüyorum. O zaman bunun sebebi şöyle olabilir demekten önce çok çok daha basite indirgeyerek bununla başlamanız gerekiyor. O olaydan dolayı bedenimle alakalı çok ciddi bir sorgulamaya girdim ve zihin beden kopukluğunu yaşadım. Beraberliği tekrar yakalayabilmek için bedeni fark etmem gerekti zihin olarak. İnanılmaz bir sorgulama sürecinden sonra bedenimle olan bağlantımın çok çok daha fazla kuvvetli olduğunu düşünüyorum şu an. Hatta o kadar kuvvetli ki toplumsal yargıları yıkabilecek, insanların söylediklerini yok edebilecek falan bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki böyle oldu. Hadi bunu kenara koyduk. Şimdi başka şeylerle devam ediyoruz gibi bir şey değil. Bu ömür boyunca olması gereken bir çaba. Çünkü aynı nehirde iki defa yıkanamazsınız. Beden, zihin her saniye, her salise değişmeye devam ediyor. Yaşadığınız her deneyim, attığınız her adım, soluduğunuz her hava vücudunuzda ve zihninizde bir şeyler değiştiriyor. Bunu farkında olarak bunun bir akış süreci olduğunu, akış farkındalığı olduğunu fark etmek de gerek bence. Ve Haziran. 4 Haziran benim doğum günüm. Doğum günümde çektiğim bir video vardı. Köşeleri bir yerlere bırakıyorum. Ben tekrar doğdum. 23 yaşıma girerken yeniden doğdum. Dediğim gibi o çok zor süreçlerin üstüne harika bir doğum günü geçirdim. Sadece Flo ile beraber o şehirde, Lüneburg'da o güne kadar yapmadığım her şeyi yapmayı planladığımız bir gün hayal etmiştik. Onları da yaptık. Önce nehre gittik, orada piknik yaptık. Ondan sonra tek tek benim o Lüneburg'da hiçbir kere bile gitmediğim barlara gittik. Erasmus'ta olup kendi şehrinizde bir kere bara gitmez misiniz? Eylül başında Erasmus'a başladım. Haziran'da ilk bara gidişimi yaşadım. O dönemde işte nasıl olsa gideceğim falan diye hiç arkadaşlık ilişkisi kurmadım. Özellikle farklı bir kültürde arkadaş edinmek falan, kendimi sürekli geri çektiğim falan filan bir dönemdi. O güne kadar gitmediğim bütün barlara tek tek gittim. Her birinde bir şeyler içtim. Çok güzel bir gündü. Sarhoşken bisiklete bindim hayatımda ilk kez. Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir gün geçirdim ve ben o günle beraber yeniden doğdum. O yüzden Haziran benim için daha güzel geçti. Ben daha içime yöneldiğim, kendimi iyileştirmeye çalıştığım bir dönemdi. Sonra Haziran ayının sonuna doğru benim arkadaşlarım Almanya'ya geldi. Hiç beklemediğim bir şekilde böyle bir fırsat yakaladılar ve Almanya'ya geldiler, hem de Berlin'e. Ve ben o güne kadar hep şey diyordum. Abi buralarda bizim bu insanlarla beraber olmamız lazım. Benim bu insanlarla birlikte burada olmam lazım. Ben niye bu insanları buraya getiremiyorum falan diye her Berlin'e gidişimde o insanları çağırdım yanıma. Düşündüm yani bu tabii ki benim etkim var mıdır yok mudur, bu çok sorgulanacak bir şey ama ben inanıyorum. Onları çektim yani oraya ve sonunda geldiler. Cumartesi günü Berlin'e gidecektim. O zaman da bir 9 euro ticket mevzusu vardı. Belki biliyorsunuzdur. 9 euroya ülkenin her yerine gidebiliyordunuz belirli trenlerle. Ve böyle 3 tren değiştirerek bulunduğum şehirden Berlin'e gideceğim. 6-7 saatte falan. Aynı şekilde de bir dönüş yolu var bu arada. Her neyse hiç önemli değil, tabii ki yaparım. Tren değiştirme sırasında yanlış trene binmişiz. Ve olduğumuz yere geri döndük. Bunu 2 kere falan yaptım Erasmus'tayken. Yanlış trene binme olayını. Ve başka tren de yok. Yılmadım. Ertesi gün bir daha gittim. Ve solunda gittim arkadaşlar. Solunda yaptım ve biz o gün benim Almanya'da geçirdiğim en güzel günü geçirdik. Aylarca hayalini kurduğum, istediğim şeyi yaptık yani. Beraber mükemmel bir gece geçirdik. Sonrasında benim çalışmam gerekiyor. Salı günü mesaim var. Pazartesi günü sabah trene bindim. Akşam evde olmak üzere sıfır uykuyla kendi şehrime geri döndüm. Arkadaşlarımı kalbimin bir kısmıyla beraber Berlin'de bırakarak çalışmam gerekiyordu çünkü.
Yani herkes aynı durumda. Yani gerçekten bir ekmek alacak paramız yok. Gelen arkadaşlarımdan bir tanesi günlerdir arabada yatıyor, kalacak yer yok. Çok kıymetli bunlar. Şimdi dönüp bakıyorum da çok güzel anılar ve bunun dışında ne kadar seviyormuşuz birbirimizi. Bu arkadaşlarımdan bir tanesi Erasmus yapıyordu İspanya'da. Vloglarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur kimler olduğunu zaten. Ve ben onunla beraber Haziran'ın sonunda İspanya'ya gittim. İspanya'da hayatımın en güzel tatillerinden bir tanesini yaşadım. Bir kere kız kıza tatil yapmak ve Mey'le tatil yapmak mükemmel bir olaydı. Yürümeyi çok seven, gezmeyi çok seven, İspanya'ya aşık bir insandı. Ve İspanya'nın, yani Barcelona'ya gittik ve Tarragona'ya gittik. Her köşesini karış karış koklaya koklaya gezdik. Mükemmel bir tatildi. Hayatımda ilk defa çıplak denize girdim. O plaja gitmek için inanılmaz bir yoldan trekking yaptık falan. Gidebilecek miyiz? Acaba bu otobüs oraya mı gidiyordu? Tedirgin ola ola, yani yüreğimiz ağzımızda yaşadık gerçekten her günü. Çok enteresan bir tecrübeydi. İnsan bedenini bu kadar sansürsüz ve olduğu gibi görmek beni çok etkiledi. Yani Erasmus'ta olduğum süreç genel olarak farklı kültürlerle tanışmak, farklı bireylerle tanışmak, toplumsal algımı ve ön yargılarımı inanılmaz yıkan bir olaydı kesinlikle. Ve insan bedenini öyle görmek de beni çok çok huzurlu hissettirdi. Çok kabul edilmiş hissettirdi. Anlatabiliyor muyum? Şuram şöyle mi gözüküyor? Aman dur şöyle poz vereyim falan. Hiç, yani nasıl göründüğünüzün hiç önemli olmadığı bir yer. Garip, garip duygular. Tabii ki her çıplaklar plajına giden de bu farkındalığı yaşayıp geri dönmeyebiliyor. Bunu yaşamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi kadın olmam. Çünkü kadın bedeni üzerinde inanılmaz bir baskı var toplumda. Ve tabii ki yaşadığım deneyimleri çok sorgulamaya çalışıyorum. Yani çok anlamaya çalışıyorum. Şu an ne hissediyorum? Niye böyle hissediyorum? Ve bu hissimin, bu düşüncemin kaynağı ne acaba? Peki ben bunun nasıl olmasını istiyorum? Bunu nasıl daha fazla geliştirebilirim diye sürekli düşünmem ve tabii ki çevremdeki insanların da bu konularda konuşmaya açık olması. Ayrıca onun orada Erasmus arkadaşlarıyla da tanıştım. Erasmus'un hiç benim tatmadığım bir tarafını yaşattı bana. İnsanlarla bir arada olmak, kalabalık gruplarda olmak. Benim hayatımın çok büyük bir kısmını iş ve erkek arkadaşım kaplıyordu. Ve orada arkadaş edinmekte çok zorlandım yani. Sebeplerini yine Erasmus'la alakalı videomda izleyebilirsiniz. Neyin Erasmus serüveni bana farklı bir perspektif kattı Erasmus'la alakalı. Sonra Temmuz. Temmuz'da benim yine sınavlarım vardı. İş, okul ikilisi arasında gidip geliyordum. Zaman zaman Bremen'e gidiyorduk Flo'yla. Yine arabada kalmaya devam. Hiking için başka ormanlara falan gidiyorduk. Yine Flo'yla doya doya geçirdiğim bir ay oldu. Bir de ayrılmamıza da çok az zaman kalmıştı. O yüzden mümkün olduğunca birlikte vakit geçirmeye çalışıyorduk. Temmuz ayında ilk defa gerçek anlamda bir date'e çıktık yani onunla beraber. Bizim tanışma hikayemiz çok komik. Bir gün denk gelirse anlatacağım. Ama biz o güne kadar hiç böyle gerçek anlamda bir date'e çıkmamıştık. Mesafe ilişkisinden bahsedeceğim bir video yapmak çok istiyorum. Orada mutlaka anlatırım. Benim doğum günü hediyemdi. Ev arkadaşlarım almıştı. Vegan bir restorandan hediye çeki gibi bir şey. Çek almışlar. Biz de oraya gittik. Orada mükemmel bir date'e çıktık. Her şey harikaydı. Temmuz'dan hatırladığım en güzel an buydu. Ah, Ağustos. Ağustos çok canlı, çok renkli, çok keyifli bir aydı. Sınavlarım bitmiş. Sadece böyle haftada 2-3 gün falan çalışıyorum. Berlin'deki ve Barcelona'daki iki Pride'ı da arka arkaya kaçırdım ve bir gün arayla falan kaçırdım. Hatta Berlin'de başka bir Pride olmuş, oradaydım haberim yokmuş falan. Böylele kaçırdım. Ama Hamburg'daki Pride'a gidebilmeyi başardım Ağustos ayında. Çok eğlendim. Çok güzeldi. Danslar, eğlenceler, rengarenk. Eğlenmek ve var olduğumuzu kutlamak için olan varlığımızla onur duyduğumuz bir gün. Sonra Ağustos ayında Hollanda'ya gittim. O benim ilk uluslararası arabayla seyahatimdi. Flo ile gittik. Sonra başka bir arkadaşımı ziyarete Belçika'ya gittim. Enteresan. Yani buradaki arkadaşlarımla orada yollarımın kesişmesi bana çok enteresan duygular hissettirdi. Bu da zaten Ağustos'un sonuydu. Sonra pıtı pıtı şehrime geri döndüm. Eylül'ün başında Taş Sultan'a konserine gittim. 2019'dan beri falan muhtemelen ilk defa konsere gittim. Birinin şarkı söylediği falan bir konsere gittim. Çok güzeldi, çok eğlendim. Beraber bir şarkıcıyla, bir sanatçıyla karşılıklı şarkı söylemeyi çok özlemişim. Bazı şarkılarda çok ağladım. Bazı şarkılarda deli gibi dans ettim.
Eylül'ün bir başka unutulmaz olayı da benim taşınmam oldu. Türkiye'ye geri dönmem. Domatesini öperek yediğim ülkeme. Taşınmak çok zordu. Orayı kapatmak, orayla vedalaşmak. Vedalaştığım bir video çektim ama hala yayınlayamadım. Çünkü nasıl editleyeceğimi bilmiyorum. Nasıl bir haldeyim bilmiyorum. Hiç izlemedim de zaten videoyu. Türkiye'ye geri döndüm. Ekim'de okul başladı. ODTÜ'yü çok özlemişim. Son sınıf olmanın da verdiği bir ağırlıkla her dakikamı ya gideceğim mi şimdi falan diyerekten geçirdim. Her anımı doya doya yaşamaya odaklandığım bir süreç başladı benim için. Aynı zamanda çalışmaya başladım. Staj yapmaya başladım. Kendi mesleğimle alakalı, okuduğum bölümle alakalı tecrübe kazanmaya başladım. YouTube aslında düzenli olarak geri döndüğüm bir döneme girdim. Ekim sohbetini izleyebilirsiniz. Bence çok güzel bir sohbetti. Ve terapiye başladım. Çok kararlıydım bu konuyla alakalı. Bilmiyorum neden. Ondan öncesinde böyle sanki terapiye hep çok ağır travması olan insanlar gidermiş gibi falan hissediyordum. Terapiye başlamak istememin asıl sebebi de farkındalığımı arttırmaktı. Kendime neler katabilirim, nasıl kendimi değiştirebilirim acaba, nasıl daha ileriye götürebilirim diye düşünmemdi. Amacıma ulaştım. Çok güzel bir süreç devam ediyor şu anda. Terapi sürecimle alakalı da bir video çekeceğim. Kasım Aralık daha böyle çok yakın zamanlar. Kasım Aralık böyle çok yakın zamanlar. Kasım'da ilk defa kendime vegan aktivist dedim. Bir vegan olarak aktivizm yaptım. Onun dışında botoks yaptırdım. Çeneme çok dişlerimi sıkıyordum. Videosu var, ilginizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Ve bununla beraber yine bedenimle alakalı inanılmaz bir sorgulama sürecine girdim. Estetikle alakalı inanılmaz bir sorgulama sürecine girdim. Ruhsal baskılarla alakalı inanılmaz bir sorgulama sürecine girdim. Bununla alakalı Kasım sohbetinde bahsedeceğim demiştim ya. Ayrı bir video çekeceğim. Aralık için de bir şey söylemek çok zor şu anda. Ve şu anda uzaktan göremiyorum. Neler bu ayın favori şeyiydi bilmiyorum. Ve Aralık sohbeti de çekeceğim için çok da detaya inmiyorum. Genel olarak bu yılla alakalı başka bir söyleyebileceğim şey de bu yıl tüketim seviyemi inanılmaz azalttım. Ben bu yıl online hiç alışveriş yapmadım. Bu yıl aldığım şeyler, Ekim ayında bir tane ayakkabı aldım. Nike'ın Gore-Tex siyah modeli. Instagram'da mutlaka ayağımda görmüşsünüzdür. Tam olarak öyle bir ayakkabıya ihtiyacım vardı. Üzerine aylarca düşündükten sonra aldım. Prevshop'tan ajanda aldım. Instagram'da gösterdim. Mutlaka gidip bir bakın. Vegan elma derisinden yapılmış bir ajanda. Elif Taş Tekne'nin markası. Ve Flo Almanya'dan geliyordu. Ona da 5 tane bambu diş fırçası sipariş verdim. Bu kadar. Ha bir de ODTÜ Hayvan Dostları'ndan takvim satın aldım. 2023 takvimi. 2023 yılında neler olacağını konuşacağız. Kapatmam ve hazırlanmam gerekiyor. Bir saat sonra sınavım var. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.